Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Daha önceki sohbetlerinizde hayırlı bir eş için ya Latif ya Muin çekmemizi söylemiştiniz. Belli bir sayısı var mı? Yok. Bayanlar da erkekler de bu evlenmeyle alakalı Kur'an ve sünnete uygun hareket etmiyorlar. O yüzden evlenmelerinde problem çıkıyor. Geç evleniyorlar, evlenemiyorlar. Herkesin kendince kendi kendine şey var. Heva hevesinden koymuş olduğu kriterleri var. Kendince kendisine bir kriter koymuş. O kriteri kendine uygun değil halbuki. Ama ne yazık ki o kriterine sımsıkı yapışmış. O yüzden kendilerince hayırlı bir evlilik, hayırlı bir eş seçip hayırlı bir evlilik yapma düşüncesinde değiller. Bu dillerinde. Kadınlar da erkekler de. Dil olarak, edebiyat olarak hayırlı bir eş, hayırlı bir eş onu söylüyorlar. Ama erkekler de, kadınlar da bu noktada sünnet-i Resulullah'a uygun davranmıyorlar. Yani hayırlı bir eş diyen bir bayanı, bir erkek gönderiyorsunuz. Hani git görüş. O bir sürü şartname çıkıyor ortaya. Veya bir erkek, hayırlı bir eş, filanca yerde bir bayan var. Oo, neler çıkıyor arkasından? Arkasından bir yığın bir şey çıkıyor. Bu sefer geri dönüyor insan. Ya madem bu bir sürü kriterin vardı, neden bir tek bir şey söyledin, hayırlı bir eş dedin? Örneğin, de ki ben kariyer sahibi, araba sahibi, ev sahibi, belli bir gelir olan, üstüne hayırlı bir adamla evleneceğim. De ki işte 1.75'ten aşağı olmayan, sarışın, mavi gözlü, siyah saçlı, annesi babası zengin, altında arabası olan, işi olan, evi olan bir hayırlı bayanla evleneceğim de. Muhteşem. Diyelim ki ha, onun hayırlı dediği buymuş. Hakkıdır, isteyebilir. O yüzden bu şey değil, ne o? Dilde kalıyor hayırlı bir eş meselesi. En başta hayırlı bir eş deyince benim aklıma şu geliyor. Kur'an ve sünneti yaşayan, ahlakı güzel. Kur'an ve sünneti yaşayan, ahlakı güzel. Harika. Benim hayırlı eşten anladım bu. Kur'an ve sünneti yaşayan güzel ahlakı. Erkekse eşini dövmeyen, sövmeyen, hakaret etmeyen, çocuklarına kötü davranmayan, evde kötü davranmayan. Benim bildiğim erkeğin hayırlısı bu evde. Kadınsa kocasına itaat eden, kocasını seven, sayan, muhabbet besleyen, çoluğunla çocuğunla ilgilenen, eviyle ilgilenen. Benim bildiğim hayırlı kadın da bu. Benim bildiğim bu. Ama yok, böyle değil insanlar. Allah muhafaza eylesin. Araç kaskosu yaptırmanın sakıncası var mı? Sakıncası olan kim var söyleyeyim? Soru kimin ki? Kim söyledi? Arkadaşlarımız arasında araç kaskosu yaptırılması Darül Harp'te bir sıkıntı yoktur. Tamam. Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık verilmesi konusundaki görüşleriniz nedir? Kardeşim demişsiniz ya.
Kardeşimiz dedikten sonra bir sıkıntı var mı ki? Kardeşimiz demişsiniz. Bir sıkıntı yok ama çifte vatandaş yapmaları lazım. Tekli vatandaş değil, hem Suriye pasaportları geçerli olması lazım, hem de Türkiye pasaportu geçerli olması lazım. İki pasaportları olacak. O yüzden normalde çifte vatandaş gibi olacaklar. Çifte vatandaş olunca Suriye'de işler düzelince onların tekrar Suriye'ye gitmeleri mümkün olsun. Veya Suriye'ye göndermek mümkün olsun. Adamı tek vatandaş yaparsanız adam normalde örneğin oradan cezaevinden mi kaçtı geldi, cinayet mi işledi geldi, bir yanlışlık mı yaptı geldi, bu bilinmiyor. Öyle olunca böyle bir yanlış sıkıntılı olan bir kimse varsa onu sınır dışı etmek, onu tekrar ülkesine göndermek kolay olsun. O yüzden normalde bu noktada inşallah onlar da bizden iyi düşünüyorlardır muhakkak. O yüzden böyle bir şey yaparlar. Bunda bir beis yok, bir sıkıntı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonuçta imparatorluktan kalma. Bizim içimizde hepsi de var. O imparatorluğun bütün renkleri neyse hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde mevcut, bir sıkıntı yok. Evimi satarken aynı anda iki müşteri vardı. İlk gelen evini ben aldım dedi ve kaparayı verdi. Eğer almaz isen, cayarsan kaparan yanar dedim. Tamam dedi o da. Bir hafta sonra caydı. Şimdi bu kapara ne olacak? Yanmış. Yusuf Hoca yanar mı kaparası? Ha hocam? Anlaşmalarına yanar demiş ama kaydı. Anlaşma akit var yanacağına da. Eğer yanar dememiş olsaydı 3 gün içerisinde adamın cayma hakkı var. Evet. Ama adam cayma 3 günlük cayma hakkını kullanmamış, kaparan yanar demiş. Demek ki yandı, dumanı tüttü şimdi. Soruyu soran kaç paraydı kapora? 1500 lira. Kaç? 1500 lira. Ne diyor şimdi cayan adam? Öyle kaldı tabii. Yani öyle kaldı, bir şey demedi yani. Bir şey demedi yani. Size kalmış bir şey dedi yani benden için. İster veririz, ister vermez gibi. Doğru. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Efendim bilmiyorum benim efendim. Öyle kaldı bir sorayım dedim, ondan sonra size bakacağım. Veririz devam efendim yani. Kaç gün oldu? Bir hafta oldu efendim. Bir hafta oldu. Yani bir hafta bekledin mi sen onu? Bekledim efendim. Öbür müşteri gitti tabii. Gitti, sonra geldi, olmadı. Sıkıntı oldu, başka oraya geldi sonra. Sattın mı evi? Satıldı. Evi sattın. Sattım. Kaça? Onun dediğini ona aynı verdi. Fiyat, aynı fiyata. Aynı fiyata verdi. Cennette Allah görünecek mi? Görünecek inşallah. Ashab-ı İkram Efendilerimiz gayrimüslimleri dini nasıl tebliğ ederdi? Bu konuda sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Bizim karşımızda müşrikler yok yalnız. Biz müşriklere din tebliğ etmiyoruz. Din tebliğ etmekle din nasihat etmek farklı. Biz etrafımızda dini nasihat ederiz. Ama birinci derecede biz böyle kendi nefsimize nasihat edelim. Biz kendimiz inşallah o nasihat alalım. Bizim en güzel tavsiyemiz, en güzel nasihatımız dini kendi nefsimizde yaşamamız. Güzel ahlaklı olmamız. Bizim için en güzel nasihat güzel ahlaklı olmak. Etrafına güzel ahlakın örneklerini sergilemek. Birinci derecede kadın erkek eşlerine, çocuklarına, anne babalarına, akrabalarına, kardeşlerine güzel ahlaklı davranmak. Edepli, terbiyeli, Kur'an ve sünnete uygun davranmak. Düğünlerde bayan ve erkeklerin beraber oynaması ve oturmaları doğru mu? Oynamaları yanlış. Oturmakta bir beis yok. Herkes oturabilir. Dinimizce düğünlerimiz nasıl olmalıdır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Ayşe annemiz böyle gelirken ona dedi ki, ya Ayşe,
Kıydınız mı filancanın nikahını? Kıydık ya Resulallah. Def vurdunuz mu? Hayır ya Resulallah. Defsiz nikah nikah değildir. Ensar defi severdi. Def vursaydınız dedi. O yüzden bir kimsenin evlilik düğününde eğlencenin olması caizdir. Kadınlar kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Ya da erkekler orada bir oyun sergilerlerken kadınların izlemesi, erkeklerin de izlemeleri caizdir. Çünkü harbeleriyle oynayan Yemenliler, Habeşliler kendilerince kendi oyunlarını icra ederlerken Hazreti Ayşe annemize izlettirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bu cihetle Hanefiler, Ehl-i Sünnet değişik eğlence tipleri var. Bunlarından birisi evlenme eğlencesi. Bunu caiz görmüş. Birincisi Ramazan bayramı eğlencesi. Bir tanesi Kurban bayramı eğlencesi. Bir tanesi işte çocukların sünnet olduğunda eğlence. İşte milli günlerin eğlencesi. Çünkü Habeşlilerin kendi milli günlerinde kendileri oyunlarını oynayınca onlara da seslenmemiş. O yüzden normalde düğünlerde kadınların kadın kadına, erkeklerin erkek erkeğe ders vermelerinde bir sıkıntı yok. Ben Tuncay, bana ders vermenizi istiyorum. Kimmiş bu Tuncay? Benim abi. Tuncay, sana söyledim. Özür dilerim ama hakkını helal et. Yok. Arkadaşlar ben normalde otur Tuncay. Bütün herkese beyan ediyorum. Bir kimse bizim dergahımızdan, bu kim olursa olsun, bizim dersimizi bırakır giderse, birkaç yerde de böyle muhabbet oldu. Allah razı olsun. Helallaşıyorlar, gidiyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten olması gerekenin de bu olduğunu söylüyorum ben. Hakkınızı helal edin. Ben dersi çekemeyeceğim. Gidiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Buyurun gidin. Geri dönüşü yok bunun. Bunun bir tek geri dönüşü var benim kapımda. Benim dairemde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ashab-ı Resulullah. Geçmiş peygamberler. Bana derlerse ki bu arkadaşa ders ver. Ben tekrar veririm. Pir efendileri bazen hani bu söylemiyorum. Yani pir efendiler de bana derse ki bu kardeşe ders ver. Ben ona tekrar ders veririm. Ama öbür türlü bir kardeş kendince, kendi kendisine dergahı uygun görmemiş, bizi uygun görmemiş, ne bileyim işte bir şekilde burada bir eksiklik görmüştür, kusur görmüştür. Var bizde çünkü. Ben de görmüştür, arkadaşlar da görmüştür, burada bir sıkıntı görmüştür. Var. Veya hiçbir şey görmemiştir, içi ısınmamıştır, içi soğumuştur. Hepsi de mümkün bunlar. İnsanız sonuçta. Kardeş helallaşıp gitti mi bir daha geri dönmesin bize. Ne biz üzülelim. Ben üzülüyorum gerçekten. Ne de o üzülsün. Dükkanın önüne geliyorlar. Yok orada bekliyorlar. Yok vermeyeceğim diyorum. Yani orada ağlamaya kalkıyorlar. Etrafta esnaflar var. Soruyorlarmış ne arıyorsun? Ben ondan ders almaya geldim, bana ders vermedi. Kahveciyle ne işiniz var? Sizin işiniz orada. Çay ocağında çalışan kahveci mi halledecek? Öyle bayanlar var, onlar da. Şimdi bunu böyle vesileyle söyleyeyim, toparlamış olayım. Gelmeyin kardeş. Gelmeyin. Yapmayın. Hiç gerek yok. Biz arkadaşız, kardeşiz, mümin kardeşiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir daha ders istemeyin. Yapmayın. Ya işte rüyamda gördüm de şöyle. Eyvallah görmüşsündür. Rüyanı da kabul ediyorum. Haktır rüyan. Ben görmedim. Benim körlüğümden. Bekleyeceksin ya da ben görünceye kadar.
görürsek eyvallah. Bunda söylenecek bir laf yok. Allah bizi affetsin. Yine şahsi araçlarımıza kasko demiş. Yaratılışta cennet bahçesinde olan Hazreti Adem ve Havva'yı Allah izin verdiği için mi şeytan Hazreti Havva'yı kandırarak yemesini gereken meyveden yemesi sağlanarak dünya hayatın başladı. Allah niçin şeytana izin verdi? İzin verir. Sana ne? Bana ne? Şeytan izin vermiş. Böyleymiş. Öyle algıla. Bırak. Bunu anlayınca ne anlayacaksın ki? Ne değişecek? Cenab-ı Hak diyor ki yaklaşma dedim bir yere. Yaklaşmış oraya. Yaklaşma. Yaklaşmış. Bunun üzerinden bir sürü yorum yapılıyor. Yorumların hepsini at kenara. Yok buğday mıydı, yok elma mıydı ya bırak. O gün için öyle yorumlamışlar, öyle söylemişler. Bir buğday yedi diye cennetten mi atılır bir insan? Elma yedi diye cennetten mi atılır? Değil. Yaklaşma denilen yere yaklaşmış. Bir sınır koymuş. Sınırı aşma demiş. Sınırı aşmış. Aynı sınır bizim için de geçerli. Cenab-ı Hak bize de sınır koymuş. Demiş ki bunları yaparsanız cennete giremezsiniz. Sen o sınırı gözet. Sen o sınırı gözet. Bunları yaparsan benimle dostluk kuramazsın demiş. Biz o sınırı gözetelim. Biz oturmuşuz tarihsel sürecin içerisinde bununla muallakta bu mesele. Tam sağlam bir kazığa bağlanmamış. Hakkında hadisler var. İşte o hadislere bakaraktan da hareket etsen yine muallakta. O yüzden bunlar işari olarak tefsir edilecek şeyler. Hiç gerek yok. Yaklaşma denilen yere yaklaşmış. Bize de demiş ya yaklaşmayın. Biz de yaklaşmayın dediğimiz yerlere yaklaşmayalım inşallah. Müslüman olmayan cennete giremez. Giremeyecek. Ancak dünyada oku bakalım Halit ikinci kısmı. Evet, diğer din sesli oku. Mikrofonu aç. Müslüman olmayan cennete giremeyecek. Ancak dünyada diğer dinlerde Allah'a iman var olmasına rağmen neden cennete giremeyecek? Diğer iman sahipleri, ehli kitap olanlar kendi zamanlarından sorumlular. Onlar iyilik yaptılarsa, iyi ameller işledilerse onlar cennete girecekler. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'i kabul etmeyenler cennete giremeyecekler. Allah'a şirk koşmayan herkes cennete giremeyecek mi? Müslümanlar eğer Allah'a şirk koşmazlarsa eninde sonunda cennete girecekler. İmam-ı Azam kendi son kısmını okuyor. İmam-ı Azam kendi dini ibadete izin vermiş. Kendi dilinde o zaman. Soru kimin? Kendi dilinde. Kendi dilinde ibadeti için izin vermiş. Kureyş tebaasında olan Kur'an'ı kendi dillerinde okumasına izin vermiş. Şimdi neden izin verilmiyor? İzin verilmiyor diyor bir kaide yok.
Normalde Hanefiler dinin tarihselliğinin üstünde evrenselliğini söylerler. Maturidiler. Maturidi de buna dahil. Tarihselliği reddetmezler. Evrenselliği savunurlar. Bu noktada da bu Yunus Hoca da söylüyor ya, hani evrensel mi tarihsel mi, beni de evrenselciliğe koydu ya. Ben kendimi evrenselci veya tarihselci olarak nitelendirmiyorum. Ama Kur'an'ın hem evrenselliğe bakan hem de tarihselliğe bakan yönü vardır. Eğer öyle bir yön bakılacaksa. Bu mesela Hanefilerin, Maturidilerin bu noktada Kur'an'a bir evrensellik anlam yüklemesidir. Kur'an evrenseldir. O yüzden bir kimse ibadet dilini öğreninceye kadar kendi diliyle Kur'an'dan herhangi bir şeyi okuyaraktan ibadet edebilirler. Bu müsaade edilmiş ama Hanefiler bunun özellikle üzerinde durmuşlar. Demişler ki öğreninceye kadar bir kimse Fatiha'yı, Arapçasını öğreninceye kadar, o kimse demiş Farisice biliyorsa Farisice Fatiha'yı okuyabilir. Bunda bir beis yok. Ama Türkiye'de bir kısmının yaptığı gibi illaki biz Türkçe Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyacağız diye böyle bir kaydı yok. Çünkü o manayı veremez. Mümkün değil. Ahiret hayatında ailenle geçirmek isteyebilir misin? Evet, isteyebilirsin. Ahiret hayatını ailenle geçirmek isteyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Geçen gün bir yerde bir sohbet oldu. Bir sohbet eder hoca efendi. Sohbet ederken adamın birisi, böyle sohbet esnasında adamın birisi sormuş. Demiş ki, hadi biz cennete girdik. Eşimiz de cennete girdi. Benim eşim ne olacak demiş orada. O da ona demiş ki, senin eşin başhuri olacak. Adam birden kalkmış, kardeş demiş, seni de cemaati de istemiyorum. Demiş, çekeceğim kadar çektim. Bir de cennete gidip demiş, hatunun kafamda başhuri olmasını asla çekemem demiş. Gidiyorum demiş, böyle sohbet de olmaz olsun, böyle hoca da olmaz olsun demiş. Bunu anlatan diyor ki bana, ben diyor toparlamaya çalıştım, ben bunu latife yaptım, şaka yaptım. Bunun şakası da gerçektir demiş, gerçeği de gerçektir. Senin sohbetini istemiyorum demiş. Ben demiş, cemaati de terk ediyorum, seni de terk ediyorum demiş. Terk etmiş adam. O yüzden bir kimse evet, benim çektiğim yetmez diyorsa çekmeye devam edebilir. Murtaza kafasını salladı böyle bir. Bana mı öyle geldi Murtaza? Hı? Doğru mu? İçinden mi salladın kafanı? Ha? Salladın, yapacak bir şey yok diyorsun ya. Yani Murtaza, senin başına bir de başhuri kesiliyormuş mu? Neyse, bu taraf tam duymadı. Duyurma zaten sen. Türkçe ibadet neden uygun görünmüyor? Verilen vaazlarda, vaazlardan tutup anlayasınız diye geçer ama biz ezberleme surelerle ibadeti doğru kabul ediyoruz. Kardeş, bunu böyle Türkçe ibadet etmek istiyorlardı da birisi onların önüne engel mi oldu? Bu Türkçe ibadet isteyenler namaz kılıyorlar da birisi onun kulağıyla dinliyor mu sen hangi sureyi nece okudun diye? Ya
adam birisi Allahu Ekber dedi, namaza durdu. Onun içinden okuduğunu kim duyuyor ki? Bu Türkçe ibadet isteyenler, o birisi Türkçe ibadet okuyordu da onun kalbinden birisi ne okuduğunu anladı da ona bir zorlukta mı bulundu? Birisi dedi ki ben namaz kılacağım, Türkçe namaz kılacağım. Kıl kardeş. Onu engelleyen mi oldu? Bu cemaattan hiç engelleyen oldu mu? Elini kaldırsın. Olmamış kimse. Hiç duydunuz mu birisi Türkçe namaz kılıyormuş diye cezalandırılanı, engellenileni? Tutturmuşlar bir terenenle Türkçe ibadet. Yap kardeş. Ben ezanı Türkçe okutacağım. Olur, hemen git bir 500 metrekare bir yer al. Yap cami içine, müsaadesini al belediyeden. Çıkar Türkçe ezan okut, Türkçe namaz kıldır, yap. Engelleyen mi oldu? Biz şimdi bir İngiliz vatandaşına soruyoruz mu? Sen neyle ibadet ediyorsun, ne okuyorsun diye. Aynı şeyi mesela siz Ortodokslara yaptırabilecek misiniz? Katoliklere yaptırabilecek misiniz? Aynı normalde Türkçe ibadet Müslümanların ensesinde boza pişirdiğiniz kadar ülkenin içerisindeki Katoliklere, Ortodokslara, Protestanlara, Süryanilere, Ermenilere, Kürtlere bunu mu yapacaksınız? Gidip şimdi herhangi bir Ortodoks kilisesine, kardeşim sen böyle Latince okuyamazsın, Latince ibadet edemezsin, senin bu İncil'in de Latince olmaz deyip değiştirecek misiniz onu da? Biz Gökçeada'ya şeye gittik. Metropolitan'ı ziyarete gittik. Ne kilisesiydi orası? Rum Ortodoks Kilisesi. Çok eski. Metropolitlik. Eski. Orada içeride mahrem bir oda varmış. Bizim edepsizliğindenmizdir artık nedendir. Biz langırtak daldık içine. Kimse giremiyormuş. Metropolit giriyormuş bir tek. Bir de şey ne o? Oraya bir tek metropolit giriyormuş hesapta. Biz de daldık. İçeri girdikten sonra metropolite telefon açtım. Biz içeri girdik dedim. Yani tabii saygı duymak lazım. İbadethaneleri. Kendilerince bir usul kuralları var. Neyse orada İncil açık. Ben de hemen oradan bir paragrafa elimi uzattım. Dedim oku buraya. Yanımızdaki papaza. O biliyor onun Latince. Okudu. Dedim bize Türkçe'yi çevir. Türkçe'ye çevir. Türkçe'ye çevirdi. Diyor ki bir deveyi iğne delinden geçirmeniz mümkündür. Bakın o benim oku buraya dediğim yer bu. Bir deveyi iğne delinden geçirmeniz mümkündür. Ama dünyaya aşık, dünyayı seven bir kimseyi imana getirmeniz mümkün değildir. Dedim tamam dersimizi aldık. Düşmek istiyorum. Papaz Latince bir şey okudu ama bu şerhi baba papaza yaptı. Papaz böyle kaldı ya. İncil'i de orada şerh etti. Bu şerh Mustafa Efendi'ye, babaya ait. O Latince biliyormuş ya. Papaz da şaşırdı zaten. Ne yapıyor bu? Şerhe başlayınca burada bu yazıyor. Bu yazması lazım. Papaz Allah'ım dedi herhalde. Sonra papaz hep arkamızdan dolaştı. (Gülüyor)
kadar edebli dolaştı ki değil mi? Bir adım arkamızdan geldi. Şimdi bu Türkçe ibadet diyenler normalde bütün Türkiye'deki, Türkiye sınırları içerisindeki bütün insanlara Türkçe mi ibadet ettirecekler? Yarın öbür gün mesela Kırım'da bir halk oylaması olsa, Türkiye güçlense, Kırım dese ki biz Türkiye'ye bağlanmak istiyoruz. Türkiye'ye bağlanırsa Kırım'daki insanların hepsi de Ortodoks'u, Protestan'ı, hepsi de Türkçe mi ibadet ettireceğiz biz? Yarın öbür gün Kıbrıs, Türkiye iyice güçlendi. Güney Kıbrıs'ta da bir referandum oldu. Birleşti Güney ile Kuzey. Sonra bir referandum oldu. Komple Kıbrıs Türkiye'ye bağlanmak istedi. Biz oradaki Rum Ortodokslara, biz veya oradaki İngiliz Protestanlara veya da İngiliz Anglikan Kilisesi'ne bağlı olanlara Türkçe ibadet edeceksiniz. Bundan sonra İncil'i Türkçe mi okuyacaksınız diyeceğiz. Ben bunu, bir bana anlatsalar bunu. Öyle ya. Mesela Süryani cemaati var Güneydoğu'da. Biz o Güneydoğu'daki Süryani, Türkiye vatandaşı onlar. Biz onlara şimdi baskı mı yapacağız? Onlara diyeceğiz ki siz Türkçe mi ibadet edeceksiniz diyeceğiz. Veya Güneydoğu'da herkes Kürtçe konuşuyor. Medreseleri Kürtçe. Tefsirleri Kürtçe. Fıkıhları Kürtçe. Biz şimdi onlara gidip medreselerine kapı vurup hepsinde Türkçe mi öğreteceğiz? Hepiniz de bunları Türkçe mi yapacaksınız diyeceğiz. Veyahut da şeyde Karadeniz'in bazı dağlık alanlarında eski Rumlardan kalma Rumlar var. Hristiyan. Onlara biz şimdi Türkçe mi diyeceğiz? Bunu da bir açıklasalar bize. Yoksa bunların dertleri, davaları, Türkiye'deki Müslümanların huzurunu kaçırıp herkes ibadet ederken kendince bunların huzurunu kaçırmak mı dertleri? Ne bunların dertleri? Yarın öbür gün daha da bu terör şey oldu, baktı gördü olmuyor. Örnekliyorum ya, hayal bu şimdi. Türkiye Şam'a kadar girdi. Ne lan bu dedi, sizle mi uğraşacağım dedi, zırt pırt zırt pırt zırt pırt. Dinlemiyorum Amerika'sını da Rusya'sını dedi. Çıktı baba yiğit bir kimse. Ulan burası zaten bizimdi dedi. Kerkük Musul'u da aldı, oradan Şam'ı da aldı. Gitti İsrail'e, ne o? Şey oldu, sınırdaş oldu. Ne yapacak şimdi? Suriye'nin içerisinde Kürtler var, Dürziler var, Hristiyanlar var, Süryaniler var, Müslüman Sünniler var, Şia var. Ne yapacak şimdi Türkiye hepsinde? Hepiniz de Türkçe mi konuşacaksınız? Türkçe mi ibadet edeceksiniz diyecekler. Bunu anlayamıyorum ben. Bir de bunu söyleyenler zaman zaman bir profesör oluyor, zaman zaman böyle bir ondan sonra işte siyasetçi oluyor, zaman zaman devlette görev yapmış kimseler oluyor. Ben bakıyorum şimdi. Yani Anglikan Kilisesi'ne siz şimdi Türkçe ibadet edecek misiniz diyeceksiniz. Veya Türkiye'deki Katoliklere siz şimdi Türkçe ibadet edeceksiniz mi diyeceksiniz. Hakkınızı helal edin. Allah insanları yargılamak için cennet ve cehennemi yarattı. Geçici bir hayat ama sonsuz bir yaşam. Evet. İnsanlar iyi yapsınlar, iyilik yapsınlar diye Cenab-ı Hak insanları kendisini tanısın, kendisini bilsin diye yarattı. Yoktu insanoğlu sonuçta. Bakıyorsunuz doğdu. Var mıydı önceden? Yoktu. Cenab-ı Hak tanısın, bilinsin diye yarattı. O tanımıyor, bilmiyor, dikine dikine gidiyor. Ailesinde biri cehenneme girecek, öteki dünyada cennete, onu düşünerek üzülmemizi acı çekmez mi? Aa, girmesin cehenneme, beraber bizden beraber dolaşsın. Bizden beraber koşsun o da, biz onun cehenneme girmesini istemeyiz. O da cennetlik ameller işlesin.
Nasihat ediyoruz, tavsiye ediyoruz, söylüyoruz. Aileye de söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Çocuklarımıza da söylüyoruz. Allah cennetten insanların isteğiyle cehennemi kapatabilir mi? Yok, cehennem ebedi. Öyle meyhane kapatır gibi kapattım, yok öyle bir şey. Tüm insanlar Hazreti Adem ve Havva'dan mı geldi? Evet, sonradan yaratılan insanlar oldu mu? Bizim bildiğimiz Hazreti Adem ve Havva'dan geldi ilk insanlar. Hayvanların ruhu var, bedeni toprak olacak, ruhları nereye gidecek? Hayvanların ruhu bizim ruhumuz gibi değil. Namaz 3 vakit mi? Neden 5 vakit? Namazda okunan duaların bazıları Kur'an'da neden yok? Namaz normalde 5 vakit. 3 vakit olan o normalde şiha, öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ediyor. Öğlenle ikindiyi yatsıyla akşamı cem ettiğinden orada 3 vakit zannediyorlar. Değil, onlar da 5 vakit namaz kılıyorlar. Ama öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ediyorlar. Namazda okunan duaların bazıları Kur'an'da neden yok? Bütüncüllük olarak yok ama sonuçta kelime veya cümle itibariyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi de var. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem beni evladından daha çok sevmeyen cennete giremez hadisi doğru mudur? Böyle bir şey okumadım ama siz beni her şeyden fazla sevmedikçe imanınız kemale ermez der. Cennete giremez demez. Kur'an'ı yorumlayanlar olmada anlaşılması mümkün değil diyorlar. Doğru mu? Doğruysa Kur'an apaçık anlattım denilmesi yalan mı? Bu noktada Kur'an apaçık anlaşılır vaziyette. Ben anlıyorum diyorsan sen bir başkasının anlamasına bakma o zaman. Eğer anlamadığın yer var ise siz bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz. Kur'an'dan ayet git zikir ehline sor. Veya siz ihtilafa düştüğünüz şeylerde Allah ve Resulüne gidiniz der. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine bak. Ama bir kimse kendince ben Kur'an'ı okurum, istediğim gibi de anlarım diyorsa o yol ona ait. Bizi ilgilendirmez. Var ya şimdi çıkıyorlar. Diyorlar ki hadislere ihtiyaç yok. Daha önceki yorumlara da ihtiyaç yok. Harika. Ben kendim yorumlarım. Olur, kendin yorumlayabilirsin. Bu da senin kendini bağlar. Neden onu en doğru olarak bize dayatmaya çalışıyorsun? Burası sıkıntılı. Her topluma elçiler gönderildiği söyleniyor. Afrika'da, Amazon'da yaşayan yeni keşfedilmiş kabilelere de elçiler gönderildi mi? Evet. Gönderilmişse bunu nasıl ispatlayabiliriz? Ben neden ispatlamak zorundayım? Benim dalım bu değil ki. İllaki ispatlamak zorunda da değiliz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede biz elçi, her topluluğa bir elçi gönderdik demiş. Onlara da göndermiştir. Onlar belki de o Amazonların içerisinde öyle yapayalnız kalanlar belki de o topluluğun içerisinde bir yanlışlık, eksiklik yaptığı için topluluktan ayrılmış sapkın kimseler olabilir. Mesela İslam dini niçin köylerde, mezralarda oturulmayı uygun görmüyor? Sürgün cezası var. Bu eski topluluklarda dahi var. Bir kısım insanlar toplum içerisinde hata, yanlış, eksik davranırlarsa sürgün cezası yiyor. Sürgün cezası yiyince o şehirde oturamıyor. Gidiyor bir mezrada oturuyor. Mezrada oturunca mezrada yaşamaya çalışıyor. Mezrada yaşayınca o ilimden, dinden, imandan, öğretiden uzak oluyor. Cahil, cühela kimse oluyor. Ve o mezrada oturanlar, bedeviler örneğin, hep cahil insanlardır.
Şimdi de Suudi Arabistan'da gördükleriniz büyük bir çoğunluğu Bedevi. Medine'de adam bize anlatmaya çalışıyor. Ben bir kelim dedim, Bedevi bunların hepsi. Evet, Bedevi dedi. Şu anda Suudi Arabistan'da hakimiyet Bedevilerin içerisinde, elinde. Bedevi. Aslında dünya üzerinde hakimiyet Bedevilerin elinde şu anda. Ehli ilmin elinde değil. Kamil insanların elinde değil dünya üzerindeki yönetim veya yöneticiler. Önde olanlar şu anda dünya üzerindeki Bedeviler. Nerede olursa olsun. Bu ne demek? Cahil, ilmi yok, irfanı yok. İlmi, irfanı yok. Bu ilmi, irfanı yok dediğimde sakın ha, bunlar okuma yazma bilmeyen veyahut da işte okumamış kimseler olarak görmeyin. Bunlar okumuş da gelebiliyor sizin karşınıza. Ama irfansız. İrfanı yok. Kemale ermemiş. Olgunlaşmamış. 3 tane üniversite bitirmiş, olgunlaşmamış. Önemli değil. Veyahut da işte herhangi bir karşınıza bir böyle dünyevi bir makamla da gelebilir karşınıza. Bu önemli değil. O yüzden tüm kabilelere, tüm topluluklara Cenab-ı Hak uyarıcılar göndermiş. Bir şekilde onlara uyarıcı gitmiş. Ve gidin onların inançlarına bakın. Onların inançlarına bakın. İslam'ın temel doğrularından, evrensel doğrularından doğru göreceksiniz. Siz hangi kabileye giderseniz gidin, birisinin malının haksız yere alınmasının yanlış olduğunu, zulüm olduğunu göreceksiniz. Siz gitseniz Amazonlara, bir kimse avlanmış, kapısının önüne koymuş avını, bir başkasının habersiz o avı almasının o Amazonların ortasındaki kabilede dahi yasak olduğunu göreceksiniz. Bu İslam dininin evrenselliğini gösterir. Ve İslam dininin sürekliliğini gösterir. Siz bugün gidin Çin'e, Japonya'ya, Orta Asya'ya, derinliklerine, Himalayalara gidin. Oradaki inanışları araştırın. Onların içerisinde dahi İslam'la örtüşen, aynı doğruyu savunan ölçüler göreceksiniz. Dünya üzerindeki kim neye inanıyorsa inansın, o inancının temelinde İslam'ın temel evrensel doğrularını ve ölçülerini göreceksiniz. Ne hangi yere giderseniz gidin, siz hiçbir kadının orta yer malı olduğunu göremezsiniz. Hangi inanış sahibine giderseniz gidin, orada fuhuş haramdır. Zina haramdır, yasaktır. Nereye giderseniz gidin. Nereye giderseniz gidin, haksız yere adam öldürmek büyük günahtır. Hangi inanca giderseniz gidin, anne babaya saygıyı, sevgiyi görürsünüz orada. Hangi inanca giderseniz gidin, eşe kıymet vermeyi görürsünüz orada. Emevilerin Kur'an ayetlerini kendi işlerine geldiği gibi sıraya dizdiği söyleniyor. Doğrusu ve hurafelerin Emeviler döneminde dinimize girdiği söyleniyor. Doğru mu? Bunlar saçma sapan şeyler. Bir kere Kur'an Emeviler devrinde ayetler sıraya konmadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretlerinin zamanında çalışma başladı. Hazreti Ömer zamanında bu çalışma tamamlandı. Bu Emeviler ta Hazreti Ali Efendimiz'den sonra nereden Emevilere göre sıraya girdi ki? Erkek çocuğunu sünnet ettirmek farz mı? İnsan eksiksiz ve kusursuz yaratıldıysa neden sünnet oluyoruz? Erkek çocuğunu sünnet ettirmek farz değil. Biz sünnet-i Resulullah adı üzerine sünnet zaten. Sünnet ettirmek farz mı? Değil. Bir kimse sünnetsiz de olsa olur mu? Olur. Ama sünnet ettirmek Hazreti Muhammed'i olmanın şiarı, göstergesi mi? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Ve bundan işte ya neden biz tam olarak yarattık, İşte neden sünnet ettiriyoruz diye düşüncesi kadar, çok affedersiniz ama absürt bir düşünce yok.
O sırf bu ulusaldan oradan buradan hani şey yapanlar var ya, laf atmak isteyenlerin söylediği şeyler. 11'e geliyor sorular, bitecek gibi değil. Evliliğinde eşim sürekli her konuda annesine danışıp birlikte aldığımız kararları değiştiriyor. Bana sen kimsin ki? Tabii ki annemi dinleyeceğim diyor. Benim hiçbir kararıma saygı duymuyor, bana değer vermiyor. Bana vermediği değer sebebiyle evliliğimi bitirirsem dinen günaha girer miyim? Evet. Çünkü bir erkek illaki eşine bu konuda danışmak mecburiyetinde değil. Bir gümrük şirketinde çalışıyorum. Şirket eliyle çok fazla rüşvet vermek ve şirket tarafından söylenen yalanı iletmek zorunda kalıyorum. Şirketi bırakmak isterim. Başka iş bulamadım. Gümrük mezunuyum. Ne yapmalıyım? Buluncaya kadar devam et. Kredi kartı kullanmak caiz midir? Mümkün olduğunca kullanmamaya gayret edin. Günlük dersi açıklar mısınız? Herkesin günlük yapmış olduğu virtler. İkade sorumuz var. Bir kıyamete yakın güney tarafından bir ateş belirip bir türlü dinmeyecek diye duyuyorduk. Acaba bu Suriye harbi midir? Müsir olabilir. Erkeğin hanımının üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir diye TGRT'de bir hoca vaiz etti. Doğru mudur? Evet. Çocuğa Muhammed Yavuz ismini koymak uygun mudur? Uygun. Muhammed ismi çocuğa ağır geldiğini ifade ediyorlar. Koysak uygun olur mu? Olur. Hocam çocuğun isim koymak kimin hakkıdır? Annenin mi yoksa babanın mı? Babanın. Çocuğa akika kurbanı kaç yaşına kadar kesilir? 7 yaşına kadar. Oğlana ne kadar? Kıza ne kadar? Oğlana 2, kıza 1. Maddi durumu olmayanlar nasıl keser? Kesmezler. İslam'da miras hukuku nasıldır? İslam'ın miras hukuku geçerli değil. Anlatmama gerek yok. Kendi kendinize bu zamanda İslam'ın miras hukukunu uygulayacağız demeyin. Bilhassa erkekler kızlara karşı böyle yapıyorlar. Mal vermek istemiyorlar. Sanki İslam'ın bütün hukuku vardı bu ülkede. Miras hukukunu uygulayacaklar. Bu bir bütüncüllük. Bir bütün içerisinde olması lazım. Komple bu ülkenin İslam'ın miras hukukunu kabul etmesi lazım ki o zaman bir haksızlık olmasın. Kişi miras dağılımını yazılı olarak mı yoksa sözlü olarak mı yapar? Mirasını kendi sağlığında yapacaksa yazılı yapacak. Günümüz değişen koşulları içinde ülke çeşitli sebeplerle göç eden Suriyelilere ve Türkmenlere bakış açısı nasıl olmalıdır? Bu durum Türkiye'ye içeride yıpratır mı yoksa avantaj mıdır? Neden yıpratsın ya? Bu meseleyi neden bu kadar çok büyüttü ki bu insanlar? Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Yunanistan'dan gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş, Kırım'dan gelmiş, Ahiska'dan gelmiş. Ne olmuş gelince? Daha gelsin, Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye ekonomik olarak büyüyecekse ihtiyaç var daha. Millet çalışacak eleman bulamıyor. Çalıştıracak eleman bulamıyor. Konfeksiyonda, tekstilde, normal işlerde çalışacak eleman yok. Yasin nerede? Buradayım. Yasin, konfeksiyonda eleman var mı? Var mı? Aradığımız gibi değil. Efendim? Olduğu kadar yok yani. Arandığı kadar yok. Eleman eksik. Var mı konfeksiyon atölyesi olan? Yasin, bir tek sen mi varsın ya? Senin de mi konfeksiyon atölye? Hocam, ben bu konuyla ilgili bir şey soracağım. Buyur. Çalışmasın. Neden mecbur olsun? Aç kalmaz kimse.
Çalışmasın. Benim bir kim ben olsam çalışmam örneğin. Ama işim yoksa çalışırım, o ayrı mesele. Kimisi de ben normalde değerimi bulacağım diyor, işsiz dolaşıyor. Bir türlü değerini bulamıyor. Var mı işi olmayan arkadaş içinizde? Ben boşum, dolaşıyorum diye. Daha okul yeni bitti senin. Sen mi boşsun? Kaldır elini. Bir kişi cemaattan işi boş. İki. Kaç? Üç kişi. Kaldırın ellerinizi bakayım bir. Evet, kalk. Ne iş yaptığını söyle millete. Üretim desen planlama analizde çalışıyormuşsun. Daha önce nerede çalıştın? Patronla anlaşamadın. Niye anlaşamadın? O mu çıkardı, sen mi ayrıldın? Sen ayrıldın. Neden sen ayrıldın? Olmaz. Sen işle alakalı insan tartışır da kavga eder. Evet. İş iştir. Sen... Konuştuğumuz gibi olmadı. Yani bana, yani işle alakalı işlerine karıştı. Yani elektrik adamın bir işe karıştı. İşte bu sıra haksızlık oldu. Aslında ona hesap sordu. Ben de bu hesabı bakıyoruz. Kendin ayrılmışsın. Adam bıraktırmamış sana. Evet, şuradan eli kalkar. Kim o boş olan oradan? Kaldır elini. Ne iş yapıyordun? Bölümün ne? Ne? Slav dilleri ve edebiyatı. Sözleşmeli öğretmenlik yaptın. Devam et. İşsiz değilsin o zaman. Evet, başka? Başka şuradan kalktı birkaç kişinin eli. Ha, böyle söyleyince zorunuza mı gidiyor yoksa? Söyle. Uşak tanesel var, bir şey evde çalışıyor. Oradan çıkarttılar. Bir de onlara da işte böyle kuruyor falan sıkıyor. Onda da işin daha altını çizmiyor. Ha, oradan bebek tulumu alıp satıyorsun. İşin var demek ki. Ticaretine devam et. Başka? Şuradan kimdi o? Sen? Ne iş yapıyorsun? Vasıfsız elemansın. Nerede çalışıyordun en son? Kasım'ın yanında çalışıyordun. Şimdi? Şu anda işin yok. Vasıfsız elemansın. Her iş yaparım diyorsun. Başka? Garsonsun. Garson olmak istiyorsun. Ne iş yapıyorsun şu anda? Kaç yaşındasın? 16 yaşındasın. Kasım Usta, adam lazım mı? He? Ha, bak arkanda, bak var bir tıraşı. Hemen görüşün onunla. Nerede evin senin? Ata evlerde. Tamam, oraya yakın bir tane şube açtı Kasım Usta. Tamam. Başka var mı işsiz olan? Efendim, ben aslında işsiz değilim. 11 aydır şirketimizin durumu çok bozuk. Düzenli gelirimiz yok. Patronumuz da bizi işten çıkarıyor. Düzelteceğim diyor. 11 aydır sabrediyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Makine firması, otomasyon firması. Ben orada lojistik ve gümrük, ithalat ve ihracatına bakıyorum. Ama 11 aydır maalesef işimiz var ama gelirimiz yok. Düzenli maaş alamıyorsunuz? Alamıyorum. Düzenli mi? Hiç mi alamıyorsunuz? Ben 11 ayda 6500 kaldım. Almışım parça parça. Kiracıyım. 400 lirada kiram var. Ortalama 600 liraya geldi. 400 de kira, 200 lira daha mı olsun?
Patron ne diyor? Düzelteceğim mi diyor? Düzelteceğim inşallah diyor. Aydın Bey diyor. Ve zaten 130 çalışanımız vardı. Kalın 4 kişi, 5 kişi sallıyor. Diğerlerin hepsi ayrıldılar. Mahkemeye de verdiler alacaklarına istiyorlar. Benim şu anda 11 ayda orada maaş ve tazminat alacağımla birlikte 45 bin lira kadar alacağım var patronum diyor. Adam bir iş yapamıyor şu anda. Yapamıyor, yapacağım diyor. Ben bu ay, öbür ay giderken arka olmaktan 11 ay olmuş. Şimdi iş arıyorum, birkaç yerle görüşüyorum. Olumlu olumsuz haberler geliyor. Ama patronuma da bunu söylemedim. Akrabalığımız da var kendisiyle. Daha da söylemedim ama o benden mutlu. Yani bırakma diyor. Biz de nasıl gideceğiz düşünüyoruz. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Cenab-ı Hak vefanın karşılığını versin insana. Sihir büyü var mıdır? Var. Bunlarla insanın rızkı bağlanır mı? Zannetmiyorum, olabilir. Ben inanmıyorum, ben de inanmıyorum. Şimdi sihire büyüye inanmak caiz. Yani bu var. Ama böyle yok onun şusunu bağladılar, yok bunun bu... Ben inanmıyorum ya, öyle bir sihir yapan, öyle bir büyü yapan bir kimsenin olduğuna da inanmıyorum. Bir insan bir insanın bir diğerinin işini, rızkını veya başka bir şeyini etkileyebilmesi, acaba etkileyebilecek mi, acaba yanlış mı düşünüyorum? Yok, yanlış düşünmüyorsun bence. Ben de inanmıyorum çünkü. Erkek arkadaşlarla bayanların olmadığı yerde denize gidebilir miyiz? Bir de ellerinizden öperim demiş. Müsaade edersen mi, etmez mi sen? Erkeklerin diz kapağıyla göbek deliğinin arasını örterekten denize girmelerinde bir beis yok. Bayanların olmadığı bir yerde olabilir. Zaman gazetesinin Hollanda şubesi Peygamber Efendimiz yaşasaydı eşcinsel evli izin verirdi dedi. Bunun ne kadar, buna gerçekten bunu yazan kimse buna şahit mi ki? Soru kimin? TRT Haber'de çıktı. İkisini de seyrettim. Bir kimse bunu söylerse, eşcinsel evliliğe izin verirdi derse, tecdid iman, tecdid nikah gerekli o kimseye. Çünkü eşcinsellik ayetle, hadisle çok büyük günah, kebair ve yasak ve haram. Halk ne kadar tepki verdiyse geri adım atmadı. Bazı insanlar da Peygamber Efendinin Efendimiz yaşasaydı insanlara hoşgörülü yaklaşmak için kaleyi içten fethetmek, insanlara ılımlı ve yumuşak davranırdı. Bazıları da sakallarını keserdi, pantolon giyerdi, ortama ayak uydurdu vesaire diyorlar. Ya bunlar vesaire, bunlar farklı farklı şeyler. İnsanlara ılımlı, yumuşak davranmak zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakı. Yani sakallarını keserdi, bu sıkıntılı. Bakın öbürkü ahlakı, bu geçmiş peygamberlerin de sünneti. Bunu şimdi olsaydı sakalını keserdi demek, onun adına hükmetmek. Bu doğru değil. Bu kapı açılırsa, şimdi Peygamber Efendimiz yaşasaydı içki de içerdi diyelim o zaman. Haşa. İnsanlara yumuşak davranmak için, onları içeriden fethetmek için uyuşturucuya da müsaade eder miydi diyeceğiz. İçeriden fethetmek için namazın farziyetini kaldırır mıydı diyeceğiz. Yok, bu doğru değil. Sorum şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanı İslamiyet'e kazandırmak için önce onun zaaflarına ses çıkarmayıp ya da izin verip sonra da onu kötülükten mi kurtarırdı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazreti dini kafasına göre tebliğ edip kafasına göre yaşamadı.
Allah ona emretti, o emir üzerinde dini tebliğ etti ve yaşadı. Böyle bir taktiği var mıdır? Yoktur. Hoşgörüsü ne kadardır? Kur'an ve sünnet dairesindedir. Ilımlı davranır mıydı? Kur'an ve sünnet dairesinde davranırdı. Para için her yıl mübah der miydi? Hayır. Bizi aydınlatır mısınız? Bitti. Martur Teknik Lise mezunu eleman ihtiyacı var. Martur Teknik Lise mezununa eleman ihtiyacı varmış. Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadakallahu l-azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Olması için hu diyelim. El Fatiha ma salavat.